Evet. Şimdi okurken birkaç kişi aranızda yanlış söyledi rakamları yanlış değil de erkekliği kelime olarak kullandılar rakamları. Rakamlar sayılırken erkek ayrı, dişi ayrıdır. İki kitap, iki erkek rakamı olacak. İki ne bileyim defter, mahberettir. İki dişi kelime kullanılacak rakam olarak. Onun için size önce birden ona kadar kitapta yazan ehad, dikkat edin şey tercüme. Ehad, ştaim, şaloş, arba, hameş, şeş, şeva, şmone, teşa, esir. Ehad, esre, ştem, esre, ştaim değil, ştem, esre. Şaloş yerine, şaloş esre yerine, şloş esre. Arba, esre. Hameş, esre. Şeş, esre. Şeva da şeva esre değil, şva esre. Evet. Şmone de şmona, şmone. Tamam, erkek dişi karışıyor. Şmone esre, ça esre, dokuza ça derler. Teşa değil, ça esre ve esrim. Sonra esrim ve ehad, Nice. esrim ve ştaim, esrim ve şaloş diye öyle öyle devam ediyor. Şimdi bunu çok iyi ezberlemeniz lazım ki erkeklerle karıştırmayalım. Saatleri de yapmak istiyorum size. Bunları hani kuvvetlenirseniz hani hazırız dediğiniz anda saatlere de geçmek istiyorum. Bir 10 dakikalık saat dersimiz olacak. Ne demek saat? Saatin kaç? Saat Aşağı. Ne 9. aşağı? 9'da geleceğim. 9'a 10 var. Tablo göstereceğim size. Tabloyu okuyacağız. 9'a 10 var. 9'u 5 geçiyor. 8'i 20 geçiyor. 10'a 10 var. 20'ye 5 var. Neyse. O şekilde etüt yapmak istiyorum sizler. Yalnız rakamların kuvvetli olması lazım. Başladığınız zaman onları okuma. Erkek harfleri de vereceğim. Hocam şimdi bu saydıklarımız dişi halleri mi? Dişi halledir, Harfleri. evet. Dişi halleridir. Bunlar dişi. Şimdi bu İsrail haritasıdır diye beraber mi yaptık, Ayça'yla mı yaptınız? Hoca'yla. Peki, Ben girmedim ya. kısadan bir geçiyorum, okuyorum. Kontrol edelim, bir iki soru soralım. İyi bildiğinizse yeni konuya geçeriz. Şimdi okuyorum size. Zot İsrail. Zot diye başlıyorum. Niye Zot'la başlıyorum? İsrail dişil olduğu Kadın için. cinsi. İsrail dişi olduğu için. Dişi. Fakat Dişi. unutmayın, bütün memleketler dişidir. Bütün şehirler dişidir. Aklınız olsun. Kasaba, köy ne varsa onlar dişidir. Yafa olur, Dola olur, Ktana olur, Tamam. Loyafa olur, Yafa Meot olur. Hep dişi takı kullanacağız. Zot ise Eres İsrail. Eres memleket demektir. İsrail memleketi. Eres Türkiye olarak bunu bil, bu önemli bir noktadır. Bunu kitaplar hani Türkçe çeviri kitapta bulamazsınız. Eres İsrail, İsrail memleketidir. Eres Türkiye da Türkiye memleketidir. Fakat tek başına Eres kullanıldığı zaman İbranice tercümelerde İsrail'i temsil eder. Evet. Yani Ey Fuat'a Duhan Bariz. hani Bariz dediğim zaman hani bir İsrail manasına taşır. Unutmayın. Bariz. Çünkü neden diyeceksiniz Tevrat'ta Eres İsrail'e size götürün de Hazreti Musa deyince Eres oradan kalmadı. Yani İsrail olarak oradan alıyor. Ama memleket hani kelime karşılığı memleketi temsil ettiği için Almanya Eres, Eres Germania, Eres Sarfat diye de kullanılıyor. Tek başına özel ismi olmadan kullanılırsa unutmayın ki onun ismi İsrail olaraktır. Yani bir tercümede görürseniz bu püf noktasıdır Eres'in. Hocam İsrail'i İsrail diye telaffuz edin. İsrail. İsrail. Başta Yut var. Evet. Yozgat. İsrail. Yozgat. İstanbul, Samsun, Rize, Ankara, Edirne, Laleli. Tamam hocam. Hocam tüm kelimelerin dişil veya eril olması için bir kural var mı yoksa ezbere Ezbere diye yani bu kelimenin sonuna gelen im ya da ottan anlıyoruz. ya Mahberet. çoğul değilse tekilse Evet, oradan anlıyoruz. Fakat bazı özel isimler vardır. İstisna diyorlar buna Türkçe. İstisna kelime evet mesela. Mesela göz. Göz ayindir. aynen Çoğulu aynen enayim. Güzel göz aynen nasıl diyeceğiz?
Ayin Yafa. Yafa. Ayin Yafa. Yafa. Ayin Yafa. Ama otla bitmiyor. Vücutteki organlarımız vardır. Çoğu %80'i dişidir ama hepsi imle biter. Halon kelimesi halon halonot. Halonot herkes dolot diye konuşur. Aslında dolot değil gadoldur çünkü pencere özel isme giriyor. Hani istisnalara giriyor. Arada hızlı konuşursanız kaynar o millet fark etmez zararı yok. Ama öğrenebildiği kadar düzgününü öğrenin öyle devam ederiz. İsrail Eresktana Aval Yafa. Şimdi size hatırlarsanız demiştim ki mesela Beit Sefer Cumhuriyet demiştim. Hatırlıyor musunuz? Özel bir isim oldu mesela evet. İstiklal Mektebi. İbranice'de döndüğü zaman Mektebi İsrail, Mektebi İstiklal, Mektebi Cumhuriyet ya da Mektebi İstanbul Lisesi, Mektep şey. Ondan sonra hastanelerde mesela Çapa Hastanesi Beit Holim Çapa. Öyle değil mi? Beit Holim Çapa, Beit Holim ilk yardım, Beit Holim ne bileyim falan neyse. Sevaplar mısın? Claudia sokakta herhalde yürüyor. Peki, tam takım yürüyor. Bize bulaştırmaz. Bize bulaştırmaz. Şimdi burada konuşurken Eres İsrail Tana Aval Yafa diye geçiyor. Bunu siz açığa sordunuz. Duydum onu. Niye İsrail Eres İsrail Tana ve Yafa demiyor? Şimdi normal konuşma tarzında Türkçe'de de öyle. Normal cümle kalıplarımız vardır. Cümle kalıplarımız bozulur konuşmada. Bir anlatımda bozulabilir. Kural Eres İsrail. Fakat İsrail'i anlattığı için İsrail tek başına da özeldir, kutsaldır. Eres de kutsaldır. Onun için İsrail memleket olarak küçük ve güzeldir diyor. Buradaki manası bu. Hani Eres İsrail, İsrail memleket demiyor. İsrail güzel memlekettir olarak bahsettiği için önce İsrail'i alıyor sonra Eres olarak bahsediyor. Hani takıldığınız sana bunu açıklık getireyim. Yeruşalayim irk dola ve yafa. Tel Aviv irk dola. Tel Aviv aliyat hayam. Gam Hayfa aliyat hayam. Gam Ashdod aliyat hayam. Efo Tiberia. Tiberia aliyat. Yam Kineret. Kineret bizdeki göllerden bir tanesidir. Yam Kineret yam yafe meot. Burada yafe kelimesini aldı çünkü yam erkektir. Yam Yafe. Yam Efo deniz Eylat. Değil miydi hocam? Efendim? Yam erkek. Yam deniz değil miydi anlamında? Deniz, evet. Göl anlamında da kullanılıyor mu? İbranice'de öyle göl, deniz aynı manaya geliyor. Yani çünkü fazla Türkiye gibi bize 50 tane gölümüz yok. 2 tane var, o da deniz sayılır bizde. Onun için ayrı tasarruf yaptınız. Eylat Aliyat Hayam Ha Adom. Adom kırmızı rengidir. Ha Adom kırmızı olan deniz. Yani Türkçe karşılığı Kızıldeniz. Eylat İrktana ve Yafa. Fazla bir kelime yok burada. Türkçe olarak bunu hani Türk kelimelerle bunu kullanalım ki aklınızda yanında solunda güzel değil diye bir alıştırma yapalım ve geçelim bunu. Evet, Türkiye kim anlatmak istiyor? Önce Bakü'yü dinleyelim. Azerbaycan'ı bir anlat bana. Azerbaycan'ı mı yoksa oldum hocam? Bakü anlatayım, tamam. Önce Azerbaycan. Memleket olarak da duyalım. Evet, evet, Azerbaycan. Yafe, yafe meot. Olmadı. Olmadı. Yafa meot. Yafa meot. Dişidir. Okay, yani. Evet, yafa meot. Azerbaycan aliyat. Yam Kaspiyan. Yam ne? Hazar denizi nasıl? Hazar. Yamazar herhalde. Bilmiyorum Hazar'ı. Yamazar. Evet, İngilizce söyledim. Kaspiyan. Evet, Azerbaycan dola. Nasıl? Kaspiyan olacak. Doğruydu söylediğin galiba. Hazar'dır. Zarar yok. Fark etmez. Devam et. Evet. Evet, Azerbaycan dola ve yafa. Anigar, Anigara ve Oguz. Oguz. Gar. Gölüm öyle yakacağım. Sade bir yerde. Bak söyle. Gam Oğuz. Gam Oğuz. Oğuz. İrktana ve Yafa. İrktana ve Yafa. Ve Oğuz Yeş Beteik Neset.
Evet, Betekneset. Evet, daha ne anlatayım hocam? Oğuz neyin yanındadır? Bir de onu söyle. Hani yanında kelimesini kullanalım. Oğuz, Aliat. Oğuz, Aliat ve Yam Halkal. Peki. Küçücük bir göl var, evet hocam. Evet. Peki. Ayşegül, Antalya'yı da duyalım. Sesini duymuş olacağız. Ses iyi değil mi hocam? Ses çok iyi. Tamam. Şarkıyı yağmura sakladı. Zot Antalya. Antalya İr Tana ve Hama. Hama Meot. Ama meot. Ken. Antalya Alyat Burdur. Başka ne diyebilirim hocam? Aklıma Peki gelmiyor. tamam, yok kısa maksat hatırlamak olsun. Biri daha katılmak istiyor mu? Var mı? Peki. Sayfa 40'ta ufak bir mektup örneğimiz var. En basitinden bir mektup yazma. Bugüne kadar öğrendiğimiz kelimelerle bir mektup yazma olayı var. Şimdi ben size bunu okuyorum. Siz bunu Türkçe olarak algılamaya bakın. Yalnız şimdi sizden istediğim, hani şimdi böyle hikaye değil de neleri, okudukça dinlerken bilgisayar gibi olun. Hani bilgisayar mektup yazıyorsunuz, mektup hemen düzeltiyor yazıları. Hani klavyeyi düzeltiyorlar. Onu ben cümle okurken tek tek kavram bakın. Kavramadığınızı öbür kelimeyle tamamlamaya bakın. Buna alışın. Yani çünkü ileride konuştuğunuz zaman biriyle 10 kelimeden 3'ünü anlamayacaksınız. Onu kavramaya gayret edin. Ona alışalım beyin olarak. Daniel Tayar Meanglia. Ahşaf hu be İsrail. Hu kotef mihtaf le Mary. Mary Gara be London. Şimdi burada herhalde bütün kelimeleri biliyorum. Mihtabı biliyoruz, mektuptu. Mary özel isimdir. Evet. Daniel Tayar. Tayar kelimesi bilmiyorum, gördük mü? Tayar turist demek. Görmedik hocam. Turist, evet. O zaman yazın. Görmedik. Tayar. Tayar. Trabzon, Ankara, Tayyaret. Yozgat, Ankara, Rize. Dişisi de Tayyaret. Tayyaret. Tayyarim tayyarot mu hocam? Tayarim Tayarot, evet. Kalıp aynıdır. Ayar. Tayyaret Tayyaret. mi hocam? Tayar, Tayarim Tayarot. Şimdi turist kelimesinden tayar turizi. Turist kelimesinin bir de turistik gezmeler vardır. Turistik geziler de, yani turistik gezi derken turistik değil de gezmek. Mesela ben şimdi Latanya'da oturuyorum. Tel Aviv'e gezmeye gidiyorum. Ben oraya Letayel derler. Letayel. 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 Hayal. Letayel mastardır bu. Laleli Edirne, Trabzon, Ankara, Yozgat, Edirne, Laleli. Letayel. Aniros, örnek veriyorum. Aniros'e Letayel be İstanbul. Ani Yodea be İstanbul yeş park gadol. Ani Rosse Letael ba park hagadol. Algıladınız mı? Bakalım. Ba park, parktır. Hagadol, Evet. hagadol büyük olan. Orada Letael yapmak istiyorum. Letael yapmak değil, orada gezmek istiyorum demek. Letael'i yazdınız. Şimdi şayet Letael kelimesinde ben, şimdi Aniros'e Letael Bapark Hagadol dedim. Oraya kadar nokta koydum. Şimdi sen bana diyorsun ki Boyz neredesin? Ne yapıyorsun? Bana bunu kim soracak? Moiz, Eyfo Ata ve Ma Matosa. Taose. Okay. Ma Taose. Matosa. Ani Bapark ve İstanbul. Ani Metayel. Letael'in kullanma tarzı Ani Metayel. Metayel Metayel. turistik gezi yapmış Metayel, değil yani mi? ben geziyorum. Hani Hocam seyahat. L değil. Metayel. L sonu L. Metayel, Dişili nasıl evet. hocam? Yani Metayelet mi? Metayelet. Metayelet. Metayelot. Metayelot. Metayelet. Metayelim, metayelot.
Yani bu kelimeye bağlı kelimeleri de beraber veriyorum ki duyduğun zaman bunun mastarı da letayeldi değil mi hocam? Letayel, letayel gezmek. Meklim aklı mastarıdır bunun. Hani Rus'ta letayel. Şimdi bunun yanında bir kelime daha var. Ezberlemeye gerek yok. Manasını bilin. Ani mehabez makom letayel. Gezecek yer arıyorum. Letayel. Hani gezmekti. Bir de tayyelet derler. Tayyelet. Trabzon, Ankara, Yozgat, Edirne, Laleli, Edirne, Trabzon. Tayyelet'te mesela İstanbul'u tanıyanlar için İstanbul'da Beyoğlu Tayyelet'tir. Yani turistik gezi yeri kapalı, mi? Pastallara kapalı, insanlara açık Tayyelet, gezme yeridir. Yeşil... turistik yeri. Pardon, bir saniye. Alo. Bir cümleyi yeniden tekrar edebilir misiniz? Ani mehapeset makom letayelet. Ani mehapes makom makom letayel. Letayel, letayeleti, letayel. Tamam hocam, sağ olun. Şayet sokaklar var ya mesela deniz kenarında mesela bir yer vardır, gezi yeridir. Kumluk vardır mesela ne bileyim Antalya'da deniz kenarında kumluk vardır. Burası gezi yeridir. Millet güzel giyinir, bisikletle gelir, gezi yeridir. Oraya da tayyelet derler. Gezi yeri. Turistik tayyelet. Gezi yeri. Gezi yeri hani mesela, adalar gibi. Adalar tayyelet yeridir evet. Ama hı, bütün ada değil. Adanın sahili. Gazinoların olduğu yeri tayyelet. Trabzon, Ankara, Yozgat, Edirne, Laleli, Edirne, Trabzon. Tayyelet. Beyoğlu'na da dediniz hocam. Tayyelet. Beyoğlu da tayyelettir. Gezi yeridir ama Beyoğlu. Sahil değil ki orası. Abicim tayyelet. Trafiğe açık yerler. Şimdi memlekette deniz yok diye tayyelet olmayacak mı Ahmet? Ha, yok demin öyle bir şey geçti de hani sahildir dedi. Yok hani size de şey anlatmaya bakıyorum hani anlam kavramaz için şey veriyorum, örnekler arıyorum. Topkapı anladım. Sarayı'nın etrafı mesela. Mesela Topkapı Sarayı'nın etrafında gezebilirsin. Ayasofya'nın etrafında gezebilirsin. Orası oralarda tayyelet. Mesela turistik tayyelet yerleridir orası. Anladım. Şimdi bir turist geldiği zaman makom le tayyelet derler. Tayyeletlik yerler der. Ayasofya Müzesi, Beyoğlu Caddesi, ne bileyim Yeşilköy sahili. Turistik Boğaz, gezi mekanları desek gezi hocam. Ona tayyelet derler. Tamam hocam. Le tayyel meklim aklı mastarıdır. Metayel ben orada geziyorum manasındadır. Yani Çoğulu hocam. Nasıl? Tayyelet. Tayyelet. Tayyelet tayyalot. Şimdi bu adam İsrail'e geliyor. Turisttir. Şimdi o İsrail'de ve mektup yazıyor Mary'e. Mary Garabe London. Şimdi bir de mektubu okuyacağım size. Size iyicene kavramam mektubu. 2-3 kişiye mektup yazdıracağım. Shalom Mary. Manishma. Akşavani Be İsrail. Şimdi Be İsrail dediğim zaman eresi kullanmıyor. Ani Be İsrail. Akşavani Be Türkiye. Ve eres Türkiye demiyor. Yani ben Türkiye'deyim. Türkiye memleketindeyim demiyor. Farkında mısın hani? Hani Be İstanbul, İr İstanbul, yani İstanbul şehri ama Türkiye'de de şehir kelimesini kullanmıyoruz. Hani Be İstanbul. Hocam Eres Türkiye veya Eres İsrail sözcüğü daha çok coğrafik anlatımlarda evet, herhalde evet, geçerli olur değil mi? Evet. Şimdi Ahmet hangi şehre geldin? Aniba, Aniba Leir Ankara. Leir Ankara. Efata, yani, Efata, Aniba Ankara. Aniba Ankara. Yani anladın mı farkı? Hangi şehir, şimdi otobüse gidip hangi şehre vardınız? Hangi şehirden geçiyorsun? Ankara şehrinden geçiyorum. Nereye vardın? Ankara'ya vardım. Ankara şehrine vardın demiyorum. Dersem sen hangi şehre vardın? O zaman Ankara şehrine vardım dersin. Türkçe'de de öyle. Yani özel ismini kullanırken şehir kelimesi kullanmak zorunda değiliz.
Tamam. Anlaşılmadık var mı? İsovet böyle tam girsin. Shalom Mary. Manishma. Akşafani Bey İsrail. Tuhan dikkat et. Sen mektup yazacaksın sonra biliyorsun ah baba. Arkadaşına. Akşafani Bey İsrail. İsrail Yafa. Meanyenet. Meot. Bu kelime bilmiyorsunuz. Meanyenet. Meanyen ilginç demek. Me. Kodluyorum. Manisa. Edirne. Ankara, Nazilli, Yozgat, Edirne, Nazilli, Meanyen. İlginç. Hocam, orada Meanyenet yazarken başında U harfi koymuş. Yani vav'ı U okunacak şekilde koymuş. Neden öyle? Ay, sadece ben onu söylemiyorum. Ben diyorum ki Meanyenet kelimesini veriyorum. U'yu vermiyorum. Çok, de çoğulu mu hocam? Meanyenet çoğulu mu oluyor? Meanyenet, hayır. Meanyen, erkek. Dişili olur. Erkek meanyen. Burada meanyen et. Burada meanyen et diyor. Meanyen et dişi demek. Dişi. İsrail dişi olduğu için meanyen et. Ha Betsefer meanyen meot. Betsefer erkektir. Ha Betsefer ha hadaş. Yeni açılan okul. Çok ilginç. Ha Betsefer meanyen meot. İstanbul meanyen et meot. Ankara meanyen et meot. Tel Aviv meanyen et meot. Türkiye meanyen etmiyor. Betsefer meanyen. Çünkü erkektir. Meot neydi hocam? Meot çok. Çok. Meot hocam var. Meotla Arbe ile meot arasındaki fark ne hocam? Şimdi meanyen et arbe olmaz. Arbe belli bir rakamsaldır daha çok. Miktar meot olursa. Çok manasında. Arbe miktar olursa değil mi hocam? Evet. Miktar. Arbe. Adet olursa onda çok evet. Anlamında. Meot genelde daha çok soyut kavramlarda evet. Çok. Meanyen neydi hocam? Yani ilginç. Hocam harbi önce geliyor değil mi? Nesneden önce mi geliyor harbi? Harbi şimdi onu birkaç cümle sonra yaparız. Hem önde geliyor hem sonra geliyor. Onun evet. Kuralı yok da söyleniş tarzları yaparız onu. Her ikisinin hocam. De çekimi yok değil mi hocam? Yapacağım. Hocam meanyen bu ne meot? Meanyenet bir de şeyi bunun çoğullarını da verebilir misiniz hocam? Meanyenim, meanyenot. Evet. Teşekkürler. O da. Be April. April İngilizce'den geliyor bizim bütün aylar unutmayın. Be April kar biliyoruz. Ve Anglia. Aval fakat po ham. Akşaf ani oleh layam. Leitraot ve ahava. Daniel yazıyor. Burada akşaf şimdi demekti. Bilmeyenler varsa. Ani oleh layam, denize gidiyorum. Lehit raot, görüşmek üzere. Lehit raot. Yazdırayım mı? Yazdırın hocam. Laleli Edirne, Hakkari, İstanbul, Trabzon, Rize, Ankara, Ordu, Trabzon. Lehit raot. Bunun tekili çoğulu yok. Lehit raot da roeden geliyor, görmeden geliyor. Tekrar görüşmek üzere. Mastar şekline dönüştürüyor görmeyi. Çünkü L neydi biliyorsunuz? İstikamet demiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet. L, evet, evet. Lehit traot mastar haline sokuyor görmeyi. Hani tekrar görüşmek üzere diye geçiyor. Ve ava aşk sevgi ve ava aşk ve sevgiyle. Evet. Burada başka anlamanız bir kelime var mı? Hocam burada be'ava deyince bu samimi olan birisine söylenir değil mi? Öyle herhangi birisine denmez. Be'ava, şimdi birine sevgiyle dediğin zaman aşıksın da sevgiyle yazıyorsun demek değildir bizde. Yani bize herkesi, doğaldır. Ha, doğal be'ava, yani bu. Sevgiyle. Mesela hakikaten sevgiyle derim. Be'ava hani bütün kalbimle yazarım. Hı. Sevgilin de olsa ona aynı şey yok bizde.
Yani ciddi... Sıradan bir arkadaş da olsa yazılabilir. Öyle mi? Evet. Hayimşeli de. Hayatın demek ama. Şimdi tanımadığın birine dualarla deriz. Bebraha diyebiliriz. Bebraha. Bebraha. Ciddi birine. Mesela patrona yazıyorsun. Müdüre yazıyorsun. Bir ne bileyim mal sahibine yazıyorsun. Bebraha. Braha dua demek. Dualarla. Bizim en sona yazdığımız sevgilerle gibi bir şey oluyor. Ava aşk demek. Sevgi demek. Ve Ava sevgiyle. Çünkü bu onun kız arkadaşı. Ve Ava. Evet, bunu bir Tuğhan başlayalım seninle böyle. Olur. Şalom. Şalom Marina. Başlıyor. Akşam ani be İsrail. İsrail. İsrail yafa yafa meot. Ve çok ilginç. Yafa ve meyan ve yafa meot ve meot meyan yene. Meyan yenet. Şimdi burası sıcak. Akşam po. Akşam po. Ham. Ham. Meyve. Akşam ani ole layam. Layam. Unutmayın. Layam. 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 Burada iyi hissediyorum. Hani po ani margiş to. Ani margiş po. Ani margiş po. Ani margiş po to. To. Seni görmek istiyorum. Ani rotse lirot otah. Otah. Sevgilerle. Be ahava. Be ahava. Ahavayı derken havanın havası hani çünkü havayı kesini duymayayım. Be hava. Be hava. Ah. Çıkacak bu. Ah hava. Ah hava değil. Ah hava. Be hava. Be hava. Be hava. İmza Tuğhan. Letrot. Güzel. Evet, bir örnek de yapabilir miyiz? Ödevde bir mektup isteyeceğim yalnız. Ya, ben değil mi hocam? Söyle. Şalom kardeşime yazayım abime. Abine, şalom ah akşeli ah yakakşeli. Bir dakika. Çok güzel başladın da bir daha söyle cümleyi. Dikkat edin burada eksiklik var mı? Bir daha söyle. Şalom. Şalom ah yakakşeli. Bir dakika. Burada şimdi ah kardeş yakar değerli şeli. Burada ne belirli? Burada ne belirli değil? Hangi kardeş oldu? Ah ah olacak. Senin bak şimdi senin kardeşin ise ha ah diyor. Ha ah. Ha evet. Ha ah ha ah. Ha ah hayakar şeli. Hayakar şeli. Şeli hayakar şeli. Hani hanın takılarını alıyor musunuz şekli bu hani. Ha ah hayakar şeli. Evet bunu ben kaydedeyim. Ha ah hayakar şeli. Akşam anne ve oğuz oğuz yapamıyor. Aval ktana. Anne mitkagat otak. Aleha. Aleha, aleha. Be september anne holechet le'aretz. Le'aretz İsrail. Evet, le'aretz İsrail. Hayo akşam kampo poham biraz bu kadar ve nişikot ve hava ve nişikot ve nişikot nişikot öpücükler evet. Hocam Tuhan, bir de burada Tuğhan sen de öpücük göndermedin Tuğhan o çok sevmiyor hocam peki zarar yok şimdi yazın oraya nişika Nazilli, evet. Nazilli İstanbul, Şeker İstanbul, Kastamonu Ankara. Bu Nişika. Nişika öpücük demek. Evet.
Mişi kot, öpücükler. Öpücükler. Bu bir. Şimdi mecazi manasında söyleyeyim. Mişika derlerse, bizim francolanın ucu var ya böyle kıtır kıtır, böyle ucunu koparırsın. Orası ekmeğin nişikası derler. Elinde ekmek varsa bana nişikeyi ver dediğin zaman o ekmeğin o ucundaki kütür parçasıdır. Unutmayın, nişika. Burnu yani, ekmeğin sivri ucuna nişika derler. Bu mecazi olarak. Sözlükte geçmez ama kullanılan bir kelimedir. Belki vardır sözlüklerde. Fakat sözlükte nişika deyince öpücük diye geçer. Bu bir. Şimdi öpücüğü öğrendiniz, bir de öpmeyi öğrenin. Koca insanlarız ama öpmeyi söylemesini bilelim. Öpmek, mastarı le na şek. Laleli Edirne, Nazilli Ankara, şeker Edirne Kastamonu, le na şek. Le na şek. Bu mastardır. Anirose le na şek. Le na şekten sonra ne kelime gelecek? Et. Et, evet. Et, roe gibi. Aniroe et tuhan. Aniroe et Zeynep. Aniroe Elena Şek et tuhan. Et Eleonora. Et. Unutmayın. Et hakelef. Et hakelef. Hani ete bağlıdır Elena Şek. Çünkü öptüğün zaman kimi öpeceğini söylüyorsun. Kelefi alabilir miyiz hocam? Şayet kelefi öpücük vermek istiyorsak köpeğe nasıl diyeceğiz? Aniroe Elena Şek. Et hakelev. Et ha. Bak et ha geliyor. Evet. Et ha. Şimdi kelevin ismi ne? Boncuk. Nasıl diyeceğiz ben? Et boncuk. Et boncuk, bravo. Çünkü özel hayır, isim gelmiş evet, oluyor artık. Ya et tuhan, ya et boncuk, ya da et hakelev. Evet. Şimdi ani menaşek, ben öpüyorum. Menaşek. Menaşeket, menaşkim, menaşkot. Menaşkim, menaşkot. Evet, şimdi menaşekim yeni verdim. Metael verdimse metael, biliyoruz yeni bugün. Metael le naşek. Başka hangi cümle verdim, kelime verdim mi? Evet. Metael ve le naşek iki kelimeyle birer cümle yapalım. Kim yapacak? Başlayalım. Tuhan, başlayalım senden. Metael ve le naşek. İster mastarlı, ister düz. Benim gayem kelimeyi kullanmasını öğrenmenizdir. Ani rotse lenaşek et işaşeli. Et işaşeli. Burada ne eksik? Hangi kadını? Ha işaşeli. Et ha işaşeli. Et ha işaşeli. Bir de metayla yap. Ani metayel, ani metayel bapak. Bayam. Ani metayel bayam bapak. Evet. Evet. Ayşegül, var mı sende bir cümle, ufak bir şey? Ani rotsa letayel be İsrail. Ani rotsa lenaşek et ha Rav. İma. Et ha ima. Evet. Tamam. Başka cümlesi olan var mı? Şöyle de diyebilir miyiz hocam? Ani rotsa letayel be Türkiye im havarim. İm ha haverim. İm şeli. 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 Evet. Hocam tamam. Dondu da bende. Duydunuz mu sesimi en son? İma. Duydum. Tamam. Özge, senin şeyin çıkmıyor. Bir de senden alayım bir tane.
Unutur seni deme. Mesela ben İsrail'e gelmek istiyorum. Orada arkadaşımı öpeceğim. Öpmek istiyorum. Ani rotsa ba ani rotsa lavole İsrail ve ani rotsa lena şek haver şeli havere ne eksik? Et. Lena şek et haver şeli. Evet. Şimdi burada cümlen doğru fakat bir düzeltme yapayım gene. Ani rotsa lavole İsrail. Ani Rosel'e naşek et haber şili de. Ani Rosel'i iki kere kullandın. Bir cümledir bu. Virgüllüdür. Ani Rosel'e vole İsrail ve le naşek et haber şili. Güzel. Evet. Tamam. Şimdi geldi sıra sayfa 41'de seyahat etmek. Seyahat etmek ya da yaya gitmek. Şimdi otobüsle, arabayla gittiğimiz zaman Linsoa oluyor. Seyahat. Linsoa. Ani rotsa linsoa ba otobüs. Diyebilir miyiz hocam? Linsoa kotlayayım mı? Evet. Laleli İstanbul, Nazilli, Samsun, Ordu, Ankara. Bunun linsoa. Fiili nosea. Nazilli, Ordu, Samsun, Edirne, Ankara, nosea. Dişide noseati, nosaat. Nosaat, nosim, nosot. Şimdi otobüse gideceksek şayet, Türkçe'de ne diyoruz? Ben otobüsle gidiyorum. Türkçesi. Ben Tuhan'la gidiyorum. Otobüsle, Tuhan'la ya da Ayşe'yle gidiyorum. Bak hep L takısı var. Ayşe'yle, Tuhan'la. Leyla takısı alıyor, otobüse gidiyorum diye. İbranice'de bu takı değişiktir. Şimdi görelim. Be otobüs diyeceğiz. Niye? Ani nosea im otobüs dersek ne olur? Ben otobüs sırtımda beraber gitmiş oluyoruz. Otobüse birlikte gitmiş oluyorum. Halbuki biz içinde gidiyoruz. Bu terim hem uçaklar için geçerli, hem her şey için. Bütün vasıtalarda be diyeceğiz, unutmayın. Be veya ba. Ani nosea be otobüs, ani nosea be monit, monit taksi demek. Ani nosea ba oto, oto da otomobilin kısaltılmışı. Monit mi demiştiniz hocam taksi? Monit taksi. Moniot. Şimdi monit taksinin yanında ekstra bir parantez açacaksınız. Monit ne demek? Monit, aklınıza kalsın diye böyle geniş konuşuyorum. Taksiye biniyorsunuz ve adam size ne yapıyor? Sayacı açıyor, öyle değil mi? Evet. Sayacın adı da Monit'tir İsrail'de. Aklınız oradan kalsın diye söyledim. Monit Mayim, Monit Haşmal, su sayacı, elektrik sayacı, herhangi bir ölçü aleti varsa, saati varsa Monit ona denir. Önce Monit, arkasından okul gibi Cumhuriyet. Hastane gibi çapa gelecek. Normal şahsi otomobile ne deniyordu hocam küçük arabalara? Mehoniyot. Şimdi otobüse gitmeyi gördük. Bir de öğrenelim otobüse giderken. Otobüs 5 numaralı hatta gidiyoruz. Ani nosea ba otobüs mispar rakam demek. Mispar 5. 5 numaralı hatta gidiyoruz. Hangi otobüse geliyorsun? Be eyze otobüs. Eyze otobüs. Mispar 5. Mispar 6. 6 numaralı oluyor. Zor değil herhalde bunlar. Üstünde fazla durmayacağım. Anlamadığınız bir yer var mı yalnız bunlarla? Güzel. Şimdi
Şimdi 42. sayfada bizim şeyimiz var. Ne denir? İbranice'ye sonradan girme kelimeler vardı. Mesela ötebüs, mesela televizyon, mesela üniversite. 5 sene evvel olmayan kelimeler. Radyo, ne bileyim. Tuhan ismi. Ahmet ismi. İbranice'de olmayan, Tevrat'ta geçmeyen isimler. Bunların yazılışlarında farklar vardır. Bunun için belli bir tablomuz vardır. Tabloyu not olarak yazın. Harfleri öğrenince neyi ne kullanacağımızı bilmiş olalım diye atlamayalım. İleride unutmayalım. Şimdi yazın. İbranice'de İbranice olmayan Trabzon gibi kelimeleri, Trabzon, Tuhan gibi kelimelerde tet yazılır. Tet. Tav değil, tet yazılır. Ama Türkiye'yi bazen tetle bazen tavla yazıyorlar hocam. İkisi de geçerlidir. Normali tettir. Ondan sonra İbranice'de şin harfi vardır. Şin harfi iki ses birden verir. Hem şin hem sin. Yani şeker ve Samsun'u verir. Samsun yazmak için şinde yazarsak Şamşun okurlar onu. Okunmaması için Samek'le yazılır. Samek sadece sesini verir. Samek. Samek harfini, ismini yazın. Bir kaf var, bir haf var. E harfleri için. Şimdi kasta bunu yazarken bir de İbranice'de kaşer yazı vardı böyle. Ters C'ye benzer. Kaşer. Bu M H sesini verir, M K sesini verir. Kastamonu böyle yazarsan Hastamonu da okunabilir. Bunu önlemek için hangi harf veriyorlar Tuhan? Kuf. 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 Haf, kaf olur. Kuf veriyorlar. Bir de A sesini verin. İbranice'de iki harfimiz var. Biri Alef, biri Ayin. Ayin. Ayin, A harfini ver böyle. A'dır. Alef de A'dır. Ahmet yazacaksak Alef'le yazacağız. Ankara yazacaksak Alef'le başlayacağız. Antalya Alef'le bilgi olarak dursun. Bugün yazılara geçmedikçe bunları kullanmayacağız ama önemli nottur. Hata olmaması için yazın. Şimdi var ve yok kelimeleri. Yeş, var neydi? Yeş, ein. Şimdi size yine bir parça okuyacağım. Sliha, Sliha'yı biliyor muyuz? Evet. Affedersin. 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 Sliha, basalat yeş melah, basalat yeş melah, ken, basalat yeş melah, melah tuz demek. Tuz, evet. Tuz, melah. Maluak tuzlu değil mi hocam? Maluak yazın oraya melahtan sonra, maluak tuzlu, maluak. Bir de tuzlu yazı, tuzlu Eleonora bilmiyorsun herhalde. Tuzluk. Tuzluk. Biliyor musun Eleonora? Yok. Hayır. Bu kadar. Kosçer Mela. Yok. Ne hocam? Malkiya. Malkiya. Melkiya. 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 Evet. Manisa, Edirne, Laleli, Hakkari, İstanbul, Yozgat, Ankara. Melkiya. Bunun üç harfini okursan başta melah okunur. Üç İbranice harfi sessiz yazıldığı zaman melah yazılır. Sondaki iya takısı, iya takısı uk, luk, lak ekleridir. İbranice'deki luk, lak ekleridir. Biberlik. Pilpilia mı hocam biberlik? Pilpilia, evet. Bilmiyordum. Bak işte böyle böyle yavaş yavaş başlarsınız toparlama. Pilpilia. Pilpilia mı dediniz hocam? Pilpilia mı? Pilpilia. Tehia, çaydanlık mı hocam?
Latin kare ya da şeker kabı. Ona kumkum. Kumkum derler. Kumkum. Bir de evet. Kumkum ama şey. Çaydanlık. Kettle oluyor. Çaydanlık şeyi yok bizde. Hani o bilgi yok. Var yani yok ama şeyde. Lügatımızda yok. Hani kullanılmamış. Söyle. Pilperiye ne? Ne? Pilperiye. Pilperiye biberlik. Pilpil biber demek. Pilpil. Pilpel biber evet. Pilpel biber. Pilpel mi hocam? Pilpel. Ben fil diye anladım ama. Evet. Ken basalat yeş melah. Bate te. Bate yeş limon. Ken bate yeş limon. Bakafe yeş sukar. Lo. Bakafe lo yerine en sukar. En yok demektir. Olumsuz. Biz de öyle mi kullanacağız hocam? Şekersiz tabii, derken. En sukar ya da bli sukar diyorduk ama. Bli sukar şekersiz. Bak biri bli sukar şekersiz. En sukar şeker yok. Lo sukar olmaz. Şekere hayır demek oluyor. Lo. Hayır şeker oluyor çünkü. Lo hayır. Mesela hocam. Yeş sukar şeker var. Yani bizde şu şeker yok da kafede değil. Hani hocam şeker değil biber istiyorum dersen değil'i nasıl söyleyeceksin? Hani rose pilpel. Yani şeker değil biber hani gibi. Hani değil demek için. Lo pilpel. Yani lo dememiz gerekmiyor mu o zaman? Hangisine? Yani mesela herhangi bir şey için. Hani. Basalat yeş pilpel. Lo basalat en pilpel. Yine lo'yu kullanıyoruz yani. O durum. Lo basalat en yoktur. Ama şimdi bak başka bir cümle kullanacağım bli ile. Hasalat ze bli pilpel. Bu salatı Bibersiz. Pilpel. Farkı bu. Bli ile en farkı bu. Not al Yavur buna. 3-4 tane soru yapalım. Tamam. Peki hocam biberli demek istesek? Salat im pilpel. İm beraber. İm. Hepsinde im kullanacağız şeylerde. Yavur'un soruları 5'er 10'ar tane yapıyor hocam. Maşallah. Bitmiyor ödevler. Yaz. Ama ufak farklar var. Birbirine ki hat akılları var onlarda onun için. Öğretmen evet. Olmanın getirdiği şeyler herhalde biraz. Ben de zorlandım yaparken. 5 çarpı 50 çok teşekkürler tabii. Bayağı bir eğitici oluyor. Emek sarf ediyor evet. Bakafe yeş sukar. Normal kahvede şeker var. Hakafe bli sukar. Bakafe en sukar. İkisi de olumsuz ama her birinin manası ayrı. Biri şekersiz, birinde şeker yok. Şimdi şeker hastasıysan, şeker var mı? Şekersiz ya da şeker yok. O terimler çıkıyor burada. En veya bli. En sukar. Bu kelimeleri biliyoruz. Keskinleştirelim bunu. Tof biliyoruz değil mi? Tof. İyi. Hadaş. Yeni. Gadol. Büyük. Katan. Küçük. Ve yafe. Güzel. Hoş. Naim. Evet. Şimdi geliyoruz. Saat kaç? 7 daha baktım. Sayfa 46. Komşu sayfamız. Komşuları öğrenelim. Komşu Şahen. Ayça senin sesin çıkmıyor. Bir soru sorabilir miyim hocam geçmeden? Tabii. Mesela çayda şeker var mı derken bate yeş. Ha. Yok. Yeş bate. Şukar. Bate içinde. Bate yeş şukar. Sukar diyeceğiz değil bate mi hocam? Bate yeş sukar. Ha. Çayda şeker var mı? Ein veya yeş diye cevap verebiliriz ona. Lo diyebiliriz ha. Lo hate bli sukar diyebilir.
diyebilir sana. Hatepli sukar, şekersizdir. Ya da en sukar, şeker yok diyebilir. Yani en ve bilinin manalarını bilin. Birinde yok, birinde yok, birinde onsuz. Bli onsuz demek. Aniba bli yağmur. Ben yağmursuz geliyorum. Aniba en yağmur olmaz. Sınıfta yağmur yok. Nasıl yiyeceğiz? Bakita? Bakita en yağmur. En yağmur. O akşam yeşiyor. Nahon? Ken. Akşam yeşiyor. Anahnu hepimiz osim şiur blimore. Öğretmensiz ders. Öğretmensiz ders yapıyorum. Başur haze en more. Bu derste hoca yok. Bu derste hoca yok. Dersi öğretmensiz yapıyoruz. Osim haşur blimore. Bli ile eyni gördün mü şimdi Ahmet abi? Gördüm hocam, teşekkür ederim. Tamam. Takıldan tamam. Bir şey var mı kafada? Yok hocam. Yok. Şahen neydi hocam? Şahen komşu. Manisa Şahen komşu. Onu kodlayabilir miyiz hocam? Tabii. Değilim. Şeker, Ankara, Hakkari, Edirne, Nazilli. Komşu. Şahen, bayan olunca ikinci A harfi, Şahen'deki ikinci A harfi sona gidiyor. Şhena. Nasıl hocam? Şhena. Çoğulda. Şhenim, şhenot. Şhena, şhenim, şhenot. Dani ve Yossi şhenim. İki kişinin olduğu çoğul. Dani ve Yossi şhenim. Dani ba le Yossi. Ve hem medabrim. Ma ata şote? Ma yeş? Yeş kafe o yayin. Yayin şarap. Bilmeyenlere yayin şarap. Ani rotse kafe bevakasha. Bevakasha? Lütfen. İmhalaf, im beraberdi. İmhalaf, halaf süt, imhalaf. Sütle beraber. Gen. İm kısat halaf, kısat azıcık. İm kısat halaf. Hocam, bende çok az limon varı da kısatla diyoruz değil mi? Kısat, kısat, im kısat limon. Ya benim çok az limonum var. Yani 3 tane limonum yeş, var. Yeşli kısat limon. Limonim, limonim. 3 tane. Evet. Bir şey sorabilir miyim hocam? Evet. Şimdi biz az limon derken kısat limon diyoruz. Tabii. Hani limon kısat dememiz gerekmiyor mu şey düzenine göre? Hani önce yeşlik kısat limon. Hani şeylerde betimleyen şeylerde önce mi geliyor? Az çok evet. Dediğimizde. Evet. Birkaç tane ne be hocam? Nasıl deniyor? Birkaç tane. Kama. Yeşlik kama limonim. Evet. Yeşlik kama limonim. Kama kaç tane limonum var? Şeyde de birkaç dakikaya geleceğim dediğin zaman da kama ot, deniyor derler. Ot kama da kot aniba. Ot daha demek. Ot da daha. Kama sukar, bli sukar. Ani şote kafe bli sukar. Beva kaşa gene buyurun demek. Bevakaşa da en buyurun sana çay ikram ederken bevakaşa derim size. Siz de benden çay istiyorsunuz. Bevakaşa Moiz bana çay ver diye denir. Yani bevakaşa hem karşılıklıdır. Lütfen. Yani lütfen buyurun. Lütfen getir gibi. Yani bevakaşa karşılıklıdır. Evet, bana birinin anlatması istiyorum. İki tane komşumuz var. Komşunun bir öbürüne geliyor ve soruyor ne istiyorsun diye. Bunu bana biri anlatabilir mi? Herkes bir sus.
Herkes susuyor. Ayça, sen gözükmüyorsun. Hocam burada dış cephe kaplama yapıyorlar da işçiler bir şey istiyorlar. Onun için arada kalkıyorum. Peki, tamam. Evet yavur, sen misin? Deneyim mi hocam? Dene. Ne söyleyeyim şimdi? Cümleyi siz isterseniz söyleyin şimdi Türkçesini. Şimdi dilin rahat dönsün diye söyleyeyim. Tuğhan'la Özge komşudurlar. Tuğhan ve Özge şu henim. Henim. Tuğhan şey geliyor, Özge'ye geliyor. Tuğhan ve İbranice konuşuyorlar. Ve İbranice konuşuyorlar. Ve Medabirim İvrit. Medabirim İvrit, evet. De ki Özge Tuğhan'a soruyor, ne içmek istiyorsun? Özge şu elet le Tuğhan ma rotsa listot. Ma ata. Şehi. Ma ata rotsa, pardon. Ata. Özge. Rotse. Ma ata rotsa listot. Şehi ata rotsa listot var mı hocam? Nasıl? Şehi ata. Bak şehi olur. Şeyi de hatırlat, biraz sonra onu vereyim. Şey olmaz şimdi. Biraz sonra hatırlat, evet. Onu da vereyim. Olur hocam. Tuğhan cevaplıyor. Ani rotse listot te imsukar. İmsukar. Başka ne istiyorsun diye Özge soruyor. Özge soruyor. Sütlü mü istiyorsun? Özge şöyle. Ata rotse listot te im havar. İm? Halam. Halav. Halav. Pardon. Tuğhan lo ani lo rotse im halav. Ani rotse im ne olsun? Maim. İm maim ama lo rotse im halav ne ama halav? Te. Yok. Listot. 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 Pardon. öyle. Peki. Burada bir yeni bir kelime biliyoruz da bunu kullanmasını öğrenelim önce. İm kelimesi ne demiştim? Birlikte. İle. Birlikte. İm. İle. Başka bir manası daha var. Şey şayet eğer. 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 Ama onu şey şey de yazılıyordu o. Bravo. Ayn. Biri ayn, biri alef. Biri alef. Tamam. Aynla yazılıyordu birlikte olan. Şimdi bu imi kullanmasını da öğrenelim. Özge sormuş ona çayı sütle mi içecek diye. Şimdi cümleyi kurayım size. Siz hani Türkçe olarak çözün bunun gramerini. Özge şöyle le tuhan im hu rotse lishtot et hate im halav. İm hu rotse? İm hu rotse çayı sütle içmek istiyor mu diye. Ha. Tamam mı? Şimdi bunu Türkçe açıklamasını sen yap. Tamam hocam, ben yazacağım bunu. Tamam. Bir de Türkçe arkadaşlar anlamadıysa anlatırım. Şimdi şöyle, ilk imde imsukar dediğimizde şekerli, yani şekerle birlikte mi istiyorsun içeceğini? Bu ikinci imde hani ne denir ona? Eğer onunla mı istiyorsun? Onunla birlikte mi istiyorsun anlamında. Şimdi bak. Şayet sütle ister misin? Tamam, şimdi atarotse imhalaf sütle mi istiyorsun normalde cümlemiz? Ama bunu böyle koyduğunda hişoelet imhurotse o zaman şayet istiyor mu halavlı olur. İm başa geliyor buradan. Evet. Tamam mı? Bu bir. Yani bir de şey kelimesi Eleonora böyle kullanılıyor. Gidersem bunu yaparım gibi. Şani oleh lebet sefer ani yehol lilbot ivrit. Şani oleh. Şey böyle kullanılır. Evet. Çay için şeata şotete tizayer uham. Dikkat et, o şeydir. Sıcaktır. Şey, nereye geliyor hocam? Özne mi? Başa. Evet, evet. Fiilin önüne. Eğer anlamı mı katıyor? Evet. Ama onu yazma. Çünkü onun özel sayfamız var. Büyük örnekleri var. Öyle göreceğiz.
Eleonora merak etti diye ona açıklama, hafif bir açıklama yaptım. Ama onun sayfası böyle koca sayfadır şeyle ilgili. Bir şey var, bir de kişe var. Kişe. Kişe var, evet. Ne zaman kedini hocam? İkisini sayfa yeri var onun. Şimdi kafanız karışmasın. Karışmasın, tamam hocam, özür dilerim. Yok yok yok. Merak ettim, bilesin, yapacağız. Evet, biri de anlatabilecek mi bunu? Anlatayım hocam. Şu şeyi yapayım hocam. Fakat Dina ve Daniel şenim hem nasıl hocam? Dani öyle Dani öyle le Dani ve hem medabrim Türkit. Dani Şoel le Daniel. Ya her bir erkek mi oldu? İsimler karıştı. Erkek olsun. Dani evet. Dani Şoel le Daniel ki ata rotze lishtot te. Dan lo ani lo rotze lishtot te. Yesh lav ilecha kafe. Ken yesh li ata rotze lishtot kafe im chalav o im sukar. Ken ani rotze kafe im bli im katzat sukar ve harbe chalav. Güzel. Bevakasha. Güzel. Bevakasha dediğim gibi. Ben sizi çayı ikram ediyorum size. Bevakasha diyorum hani buyurun gibi. Sen de su istiyorsun. Ben de moif bevakasha satmayayım diye biliyorsun. Hani bevakasha hem rica etmek hem buyurun demek. Evet. Buna benzer bir şeyimiz daha var. Sayfa 47. Rehov biliyorsunuz sokak demek. Sokak, evet. Barehof, sokakta. Sokakta. Hocam onu bir yazdırabilir misiniz? Rehof, Rize, Edirne, Hakkari, Orduvan. Çoğulu nasıldı hocam? Rehov. Rehovot. Rehov, Yafa. Daniel Şoel. Şoel'i biliyoruz. Soruyor. Daniel Şoel. Evet, soruyor. Sliha Giveret. Efoha Doğar. Doğar Postahane. Evet. Doğar. Doğar Aylan. Hayo. Doğar. Doğar. Doğar'ın mı? Doğar. Hiç bugüne kadar onun çoğulunu duymadım. Nasıl? Hani postaneler deyince nasıl diyordunuz hocam? Demiyorlar. Hiç kullanmadım. Yani yanılmam ama Doğarim olabilir. Doğarot olmaz. Doğarim. Doğarim daha uygun gibi. Daniel Şoel. Sliha Giveret. Giveret bayan. Gever erkek. Giveret bayan. Eyfoha Doğar. Giveret ona. Şam. Aliyat Ha Park. Aliyat yanında park park. Aliyat Ha Park. Efo Aba. Ababa Bank. Şimdi Mevin kelimesi var. Mevin nedir biliyor musunuz? Anlamak. Anlamak. Mevin, Mevina, Mevinot. Bunu bir yazabilir miyiz hocam? Mevin. Manisa, Edirne, Van, İstanbul, Nazilli. Sonuna A gelirse Mevina. İm gelirse Mevin. Mevini. Ot gelirse Mevinot. Şey Mastar'ı Leavin miydi hocam? Le neydi? Avin. Evet canım. Leavin. Leavin. Vin. Sonu Nide değil mi hocam? Leavin Nazilli Nide. Gene bir parça okuyorum. Sliha Adoni. Efo Kupat Holim? Kupat Holim? Kupat Holim Po. Efo Ani Lo Mevin. Po, Po. Aliyat Habank. Toda. Akşav Ani Mevin.
Konuşma tarzını anladınız mı Mevin'i? Evet. Hocam bu Yoda farklı değil mi? Mevin'le Yoda. Şimdi bak, Ata Yoda Efo Habank Tuhan. Ken Ana Yoda. Efo Habank. Efo Habank. Ata Mevin Efo Habank. Ken Ana Mevin. Hani Ata Mevin dediğin zaman ne algılıyorsun? Anladım. Anladın mı nerede? Ne algılıyorsunuz ikisi arasındaki fark? Yani biri bankayı biliyor musun? Bankayı biliyorum. Bankayı anlıyor musun? Nerede? Adres biliyorsun ki evet yer, hani söylenince anladım oluyor Mevin. Hmm. Şimdi Atayot, bak şimdi bak şimdi. Atayodaya Germanit. Lo ani lo edeyer Germanit. Atam evin Germanit. Anlıyor musun Almanca'yı? O anlıyor musun olur evet. Yodaya'yla farkı şey. Yodaya'yla farkı bu. Şimdi Yağmur. At Yodat İvrit. Ben ani Yodat İvrit. Ani Yodat. Ani Kısat. Kısat Yodat İvrit. Kısat. Kısat. At Mevina İvrit. Ken ani Mevina İvrit. Bak şimdi Mevina anlamak oluyor. Yoda bilmek oluyor. Farkı bu. Çok anlıyorum ama az biliyorum. Anlamak Mevin demek. Şimdi burada evet. Adres soruyor. Banka anladım. Nerede diyor köşede. Diyor ki anlamadım. Gidince diyor banka sağdadır solda. Lan şimdi anladım diyor. Yani bilmekle anlamak farklı. Sorarken ne diyor biliyor musun yerini? Atayodaya ifoha bank. Ken. Şam. Aliyat hadoar. Anilo mevin. Anlamadım. Ya da ani mevin. Evet. Saat 7.30. Zeller de herhalde yetişiriz. Güzel. Sayfa 48. Iris. Özel isimdir, bayan ismi. Ani Iris. Bakalım ne yazıyormuş, Iris neymiş? Ani Gara ve Heyfa. Heyfa ir Dola ve Yafa. Hayfa Aliyat Hayam. Ani Gara ve Bayit Hadash im Hamishpaha Şeli. Ani Ovedet ve Supermarket Katan. Ha Supermarket Aliyat Hadoar. Kol yom אני נוסעת לסופרמרקט באוטובוס. אני רואה שם הרבה אנשים. אני רואה שם גם ילדים קטנים. איריס קנדיסין אנלטמוש. אנלמד כלימה? יוק גיבי. בידה אוקיורום. תרצלש תרג'ם בונו בירזדה. סיזניס שם צ'וקי בונו. Ani Özge, Ani Gara be İstanbul, İstanbul ir Dola ve Yafa. İstanbul Aliyat Hayam. Ani Gara be Bayit Hadash im Hamishpaha Şeli. Ani Obedet be Supermarket Katan. Ha Supermarket Aliyat Hadoar. Kol yom Ani Nosat le Supermarket be Otobus. אני רואה שם הרבה אנשים. אני רואה גם הרבה ילדים. Özge bize kendisini anlattı. Şimdi bana Özge'yi kim anlatacak? Who, he olarak. Ben anlatayım hocam. Dur Ayşegül anlat Ayşegül. Özge. He. Tamam. O Özge, o İstanbul'da oturuyor. Tamam. He Özge. He Garabey İstanbul. Ve İstanbul güzel ve büyük. İstanbul ir Dola ve Yafa. Özge, pardon, he Ovedet ve süpermarket. Okay. Tamam.
Kiminle sana oturuyor? Ailesiyle oturuyor. He gara ha mishpaha Shelley. Yok Shelley değil. Beraber. Aynen beraber. He gara ha mishpaha im ha mishpaha beraber aileyle birlikte. Ha mishpaha. Evet. Ama onun hocam Shelo muydu? İm ha mishpaha Shela. Shela. Sonra şeyle çalışıyor dedim süpermarkette ve nosat im otobüs. Her gün Kolyom otobüste gidiyor. Evet. Avoda şelah işine yani. Havadan şelah değil. Lavada. Hala avoda şela. Hala avoda şela. Tamam. Başka ne kaldı? Orada her gün insanlar görüyor. He roa ha anashim kolyom. Ama oradaydı ya kocam hocam, orada hiç söylemedim. He roa sham, o görüyor orada. Sham. Arbe anaşim ve küçük çocuklar ve yeladin tanim. Yani güzel. Anaşim insanlar mı hocam? Anaşim insanlar. Evet. İnsan anaş. Şimdi bakın bu biraz karışık kelime gelir size, yazın şimdi. İşa kadın. Tamam. Nasıl hocam? İş erkek. İşa. Evet. İş erkek. İstanbul şeker, Ankara. Kadın. Çoğulu, İşa'nın çoğulu. Nazilli, Ankara. Şeker, İstanbul, Manisa. Naşim. Başına ha gelirse o zaman erkekli kadınlı oluyor. Hanaşim. Hey mi hocam? Ben A zannediyordum sadece. Anaşim. Anaşim. Aleflen. Aleflen. Anaşim. Anaşim. H yok mu başında hocam? Yok. Hatay'ın H'si yok. Ha ne zaman geliyor? Ha geliyor ne zaman? Aniroe ha anaşim olur. Naşim ne o zaman hocam? Naşim kadınlar. Naşim kadınlar. Başına A ilave edersek erkekleşiyor. Anaşim. İnsanlar oluyor öyle mi hocam? Tek başına iş, erkek. Hocam kadın iş. Da içinde ama erkekleşiyor değil mi topluluk? Evet. O yüzden anaşim diyoruz, tamam. Evet, iş, işa. İş, erkek, işa, kadın. Bu kelimeler çok yakın birbirine. İş, işa, naşim, anaşim. Sadece adam da insanlar değil mi hocam? Adam. Evet. Onunla anaşim arasındaki fark ne hocam? Anaşimle adam arasındaki fark. Anaşim erkekli kadınlı insanlar. Adam dersek sadece erkekler anlamında mı oluyor hocam? Yok. Erkek dendiği zaman kadın da olsa erkektir. Yok adam, hani insanlar demiştik. Bak, gever, bak gever vardır. Gever diye birini çağırabilirsin. İş adam demek. İşe hat bala lakita diyebilirim. Gevere hat, hani nasıl adam bay, okula bay, bir bay geldi, bir erkek geldi, bir adam geldi. Nasıl böyle tanımlamalar var? Bize de böyle gever var, iş var. Şimdi gever şey. Adam insan anlamında, yani ben adam, evet. İnsanoğlu. Ben adam. Kişi gibi, kişi. İnsanoğlu derken ben adam. Ben adam. İnsanoğlu. İnsanoğlu diyoruz yani. Ne oldu Gamze? Yoktun ortalıkta. Anca geldin. Anca bitti, evet hocam. Nasılsınız? Biz özledik seni. Ben de sizi. Hepinizi. Hoş geldin Gamze. Merhabalar. Çok geç kaldın mı? Yok. Daha biraz beraberiz daha.
Hoş geldin nasıl deriz hocam İbranice? Baruhaba. Baruhaba. Evde vardı. Baruhaba. Vardı doğru doğru. Erkek için baruhaba, bayan için baruhaba. 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 Hoş bulduk dese hocam. Nasıldı? 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 Şimdi çoğulda çoğulda bruhot abayim. Bruhot abayim. Bruhot abayim. Baruch hanimsa. Baruch hanimsa bulunan erkek. Hanimset bayan. Nimsa nimset. Yani Baruch dua gibidir. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Allah'ın isminin bir ismidir. Evet. Evet, buraya kadar denetiyorum, tekrar yapalım. Takıldığımız bir yer var mı buraya kadar? Herhangi bir kelimede, bir cümle kurmada var mı takıldığımız yer? Yok, peki. Şimdi yeni bir şey geleceğiz, o da önemlidir. Z bu takısı, bu. İşaret yani, işaret takısı. Z zot. Z zot. Z zot, ele. Z erkekler için, zot dişiler için. Ele ne oluyor hocam? Ele de çoğul. İkisi için de mi sayılıyor? Evet. Bunlar herhalde. Yani eleye halk dilinde eluda derler. Tamam. Eluda olur. Elu bunlar demek değil mi hocam? Evet, elu bunlar. Ele. Şimdi bir şey sorduğun zaman bu nedir? Ma ze. Bu kimdir? Mi ze. Ze. Şimdi birini sorduğun zaman mi ze diyorsun. Şimdi yeni bir talebe gelmiş şimdi. Şimdi kim geldi? Gamze geldi. Soruyorum. Nasıl soracağım bu kim? Tanımıyorum ben onu. Mizo. 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 Bayan olursa mizot. Mizot. Bayan. Kapı vurulduğu zaman ne diyoruz? Mize. 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 Kız mı erkek mi? Cinsiyetini bilmiyoruz çünkü. Şimdi bu kalem nasıl soracağız? Maze. Maze. Şimdi bu kalem zot et. Maze. Bu nedir kalem? Evet. Şimdi bu kalem, kalem değil de başka bir şeyse hiçbir zaman dişi soramazsın. Çünkü niye? Ne olur bilmiyoruz diye soruyoruz. Erkek olabilir çoğunluk. Maze, elimde bir muz duruyorsa muz bananadır. Bildiğiniz evet, muz banana. O zaman maze diyorsun bu meyveye. Ben diyorum zot banana. Banana. O zaman bananın dişi olduğunu anlıyorsun. Maze, zot mahberet. Bu defterdir, dişildir diye. Maze, ze sefer. Z'leri böyle kullanıyoruz. Şimdi alıştırmamız var. Bir de burada bir şey var. Belki onu size verebilirim size. Bugün hazırladım onu ama. Evet. Şimdi okuyorum kelimeleri. Siz ze mi zot mu ona karar verin. Talmid. Ze. Talmida. Zot.
Talmidim. Zele. Ele. 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 Olunca. Ele. Ele. Ne mi oluyordu? Talmidot. Ele. 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 Haver. Ze. 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 Haverim. Ele. 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 Havera. Zot. Zot. Mahberet. Zot. 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 Mahberet neydi? Defter miydi? Defter. 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 Mahberot çoğulu. Mahberet. Mahberot. Evet. Daf. Ele, elenin dişil ne hocam? Bir dakika. Ne Ahmet abi? Elenin dişil dişili elet miydi hocam? Ele, elenin yok. Dişisi yok. Erkek dişi yok. Çoğulda yok. Yani kullanılabiliyor mu hocam? Ele, yani dişil. Ele mahberot. Sözler... Ele mahberot, ha. Ele sfarim diyebiliyoruz. Tamam. Yalnız halk dilinde eleyi elu diye duyabilirsiniz. Ele, evet. Elu. Elu. Eril dişil fark etmiyor. Elu. Yok fark etmiyor, çoğulda yok. Tamam. Şimdi burada isimler var, onları ben yağmura atacağım. Şey gibi yapacağız. Çizelge gibi yapacağız. Derste kontrol etmeyeceğim. Siz kendinizden yaparsınız. Sonra kontrol ederiz onu. Hani, hani derste ondan zaman kaybetmeyeyim şimdi. Hani Z ile Zot'un mantığını anladınız. Evet. Bir de Eyze vardır. Hangisi demek? Eyze. Z Zot. Eyze hangi? Dişisi de Eyzu. Sonu Urfa mı hocam? Urfa, Eyzu. Ya da Eyzo. Vav'la yazıldığı için M-O, M-H okunuyor. İkisi de olur diyorsunuz. Yani iki okunuşta duyabilirsiniz kulağınızda. Eyze, Eyzu. Claudia şıkır şıkır kalemin görünüyor ha. Kızının kalemi. Belli. Soruyu sorarken nasıl yapacağız hocam? Neye göre? Neye nasıl göre? Nasıl olacak yani? Şimdi hani Eyze, Eyzu'yu. Şimdi bak. Normalde erkek soruyorsun. Hı hı. Ama dişi bir kelimeyi biliyorsan mesela şimdi burada bence... bak şimdi bak bak şimdi bak. İyi dikkat edin. Ben şimdi burada sebze satıyorum. Önünde muz var. Diyorsun tamam. Bana, bana bir tane muz ver. Tenli, onu bilmiyorsun. Anirotse banana diyorsun. Hı-hı. Ben de diyorum ki Eyze atrotsa Eyze hangi demek erkek? Dişi olduğu için Eyzu. Eyzu veya Eyzo. Bu sefer dişi oldu. Eyze, Eyzu. Hani kelime dişi ise Eyzu. Kelimeyi bilmiyorsan Eyze. Hani bilmediğimiz an kelimeyi daima erkek olarak tamamlıyoruz aklımızda. Şeye kafam takıldı. Bir tane bu ödevde değil de ondan önceki ödevde hangi şehirde diye bir soru vardı. Ve Eyze. Ve Eyze. Ve Eyzu İr demiştik. İr. Lekevadır. Evet dişildir. O zaman o soruyu yanlış sorduk biz. Eyzu olması gerekiyordu. Evet. Değil mi? Ve Eyzu mu dememiz gerekiyordu? Şimdi Eyzu, Eyzo daha çok dişi erkeği yoktur onun normalde. Halk dilinde Eyzu'yu dişi olarak kullanırlar halk dilinde. Hı hı. Çünkü gelen geçmeler çok olduğu için bunu yine bir yani çoğunda dişisini arıyorlar. Eyzo diye geliyor. Hani kulağınıza duyarsanız şaşırmayın. Onu demek istiyorum. Eyzo. Eyze derler, Eyzo da olur. Dişil mi hocam? Efendim? İr dişil, ir sözcüğü dişil mi hocam? Sözlükte dişil diye yazmaz. Eyzo diye halk dilinde kullanılır. Yok yok, ir arim sözcüğü ir, dişil bir sözcük şehir değil. Demek. İr şehir. Çoğulu neydi yok, hocam dişil onun? Arim. Arim. Yani kelime dişil mi eril mi diye sordum hocam. Dişil. Hani kelime, bazıları istisna oluyor ya. Şehir dişidir.
Yani dişidir. Onun için sordum. İstisna bir dişi o zaman. Evet. Galiba. İstisna yani. İstisnalardan evet. Bu da. Aynen. Hağlardan sonra en güzel olanlar. Hağlara taktın yani sen. Evet. Evet. Hağların baş düşmanı. Çok seviyorum onları. Sayfa 50 hadi milli oluyoruz yavaş yavaş. 60'ta tur atacağız. Hocam saatlere kalacak mı vakit? Saatlere? Evet. Rakamları bak. Rakamları herkes iyi biliyorsa geçelim. Yoksa geçmem. Peki, yok geçmeyeceğim. Hocam. İşaret aldım. Ben de yok. Ben ya, de yok peki hocam. Yapamadım hocam ya. Katılamadım derslere. Sarı yok yok. Şimdi saatlere girersem hep kelime rakamlar olacak. Ben bir tarafta evet. Ezberlemeye çalışıyorum hocam. Kitabı koydum yanıma ama olmuyor. Yetişmeyecek herhalde. İhat şinayim şeluşe erbiya hamişe şişe şifiye şif. Şimdi sayfa 50'deyiz. Bir okuma parçamız daha var. Hamora. Öğretmen soruyor. Herkese birden sınıfa soruyor. Dan loba la şiur. Yosi atayodea eifodan. Ata yodea eifodan. Atam evin demiyor. Ata yodea eifodan. Lo. Ani lo yodea. Bilmiyorum mu diyor. Evet. Ani lo yodea. Hana. At yodat eifodan. Lo. Gam ani lo yodat. Mi yodea. Mi yodea eifodan. Biri diyor ki. Ani yodea. Dan hole. Hu bekupat holim. Kubat holim dispanser. Sağlık hocam. Sağlık hocam. Tamam. Şimdi bunu hepinize birden hitap ediyorum anlayasınız. Talmidim neydi? Çoğul öğrenciler. Hepinize diyorum. Talmidim şalom. Burada şimdi kim yok? Ayşegül burada mısın? Düştü galiba. Ha burada. Buradayım hocam. Kimi görmüyorum? Alperen de buradan hiç yüzünü görmedik. Burada kim var? Ayça yok. Bizim Ayça yok. Ha düş. Ayça yok. Şimdi göremiyorum. Gamze at yodat eyfu Ayça. Anilo yodat. Anilo yodat. Zeynep at yodat eyfu Ayça. Atyodat eyfaça lo ani lo yodat. Ahmet ata yodea eyfaça ani lo yodea eyfaça. Tamam. Burada diyebiliriz ki gam ani lo yodea. Ben de hani gam ani lo yodea. İdiyorum tekrar hani gam ani lo yodea buraya kadar gitmiş. Birkaç kere tekrar olduğu için değil mi? Artık gam ben de. Şimdi diyorum ki mi yodea eyfaça mi yodea ani yodea. Ani yodat. Yodat. Ani yodat eyfu Ayça. Eyfu Ayça. Ayça. Bebeyt holim. Ayça bebeyt holim. Bu okuma evet. Parçamız da böyle. Anladın mı? Soru sorma şekilleri. Anlaşılmadığı bir yer var mı soru sorarken? İlla. Peki, lama Ayça loba la şiur? Ki Ayça hola. Ki Ayça hola. Mi yodea eyfu Ayça? Ani yodea eyfu Ayça. Yok, anlamadınız beni. Mi yodea eyfu Ayça? Ayça'nın nerede olduğunu kim biliyor değil mi? Evet. Ayşegül Yodat. Ani Yodat. Ayşegül Eyfo Yodat. Ayça. Ama ben Eyfo sorarken Ayça. Ne dedim? Erkek soruyorum. Mi Yodat Ayça Yodat Eyfo şey, Ayşegül Yodat Eyfo Ayça. Yodat Eyfo Ayça. Peki Eyfo Ayça. Ayça Bağoda. Bebet Holim. Bebet Holim. Ortada böyle. Holim. Sayfa 51. Aile. Aileyi göreceğiz şimdi. Mişkafa.
Mişbaha. Biraz karışıktır bu. Biraz dikkat etmek lazım. Daha herhalde değilsiniz. Mişbaha. Bu hem kolay hem zordur. İbranice'de toparlamak belki zor gelir. Fakat bildiğimiz kelimelerdir çoğu. Dani ve Hana Yoşvim Baheder ve Roim Tmuna. Tmuna fotoğraf demek. Fotoğraf. Hem fotoğraf Tmuna, Trabzon, Manisa, Urfa, Nazilli, Ankara. Tmuna, Tmunot. Tmunot da resimler. Dişi kelimedir. Tmuna değil mi hocam? Tmuna. Evet. Bu fotoğraf mı, resim mi hocam? Hangisi? Hem fotoğraf hem resim. Çizilen resme de giriyor mu hocam? Dani mesaper, Dani mesaper, mesaper bilmiyorsunuz. Evet. Yazın oraya. Le saper, Laleli Edirne Samsun, Ankara Polat Edirne Rize. Neydi? Le saper anlatmak. Anladım. Meklim atlısı, mastar. O zaman bunun fiili. Ben anlatıyorum. Evet. Ani mesaper mi? Mesaper. Manisa, Edirne, Samsun, Ankara, Polatlı, Edirne, Rize, mesaper, mesaperet. Mesaperet, mesaprim, mesaprot. Dani mesaper, Dani anlatıyor lehana al hamishpaha. Al neydi? Al üstünde. Al hamishpaha ailesi hakkında üzerine. Şimdi ailesi üzerinde olunca hakkında olur. Al hamishpaha. Ailesi hakkında. Al hamishpaha. Al hamishpaha. Hu mesaper lehana al hamishpaha be Australia. Pardon. Evet. Hu mesaper lehana al hamishpaha be Australia, be Türkiye. İnsan. O anlatıyor Hana'ya Türkiye'deki ailesinin üzerine, hani ailesini. Mi ele? Ele. Ele neydi? Bunlar. Mi ele? Bir resim var adamın elinde. Bir sürü resimler var. Mi ele? Bunlar kim? Ele, şimdi bir kelime vereyim size. Yakın kelimesi nedir? Karov. Karov. Kastamonu, Ankara, Rize, Ordu, Van, Karov. Yakın mı demek? Tabii tabii yazın. Karov. Dişi olursa kelime krova. Karov. Krovim, krovot. Hocam mecaz olarak da oluyor hocam mu? Mecaz, mecali hepsini göreceğiz şimdi. Hocam tekrar edebilir misiniz? Karov, Kastamonu, Ankara, Rize, Ordu, Van. Sonu Van mı hocam? Van. Dişi olursa A harfi sona gidiyor, krova oluyor. K'den sonra R geliyor değil mi dişide? U yok. Krova. Tamam. Krova. Düştü. Krova. 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 Tamam. Krovim, krovot. Tamam.
Şimdi yakın bu yakın hocam? Bak şimdi bu yakın demek. Karov yakın demek. İstanbul, Karov ile Bursa. Pardon, Krova. İstanbul. Çünkü şehirler dişi. Evet. İstanbul, Krova ile Bursa. Hocam çok özür dilerim, ben düştüm de mesafer ne oldu? Mesafer anlatmak. Lesaper meklim aklım astar. Oldu hocam, çok sağ olun. Şimdi, mesaper et mesaprim mesaprot. Tamam doğru. Hocam çok teşekkürler. Karov yakın. Krova bayan yakın. Krovim krovot. İstanbul, yakın hissediyorum desek hocam. Bir dakika şimdi. İstanbul, Krova ile Bursa. Bu yakınlık, mesafe. Tuhan, Karov, Şeli. Bana yakın. Bana benim yakın. Bana yakın olunca ne olur? Akraba gibi olur. Benim yakınım oluyor. Evet. Farkı bu. Eleonora, Krova, Şeli. Yağmur, Gara, Karov ile Gamze. Hocam bu bir dakika. Gara Krova demiyorum. Çünkü dişiyi Gara'da kullandım. Hani dişi takısını, yağmurdaki dişi eki Gara'dır. Evet. Karov normal ile Gamze. Ama diyebilirim ki yağmur Krova ile Gamze. O zaman Krova oluyor. Karov olmuyor. Çünkü hocam, yağmuru belirten dişi bir kelime lazım. Bir tane gelince yatıyor mu? İkinci gerek yok. Yok. O cümleyi bir daha baştan söyleyebilir miyiz? Söylerim. Gar mı dedik? Ne dedik? Bir dakika. Şimdi bakın. Yazmayın bunu. Ani rotse lagur diyoruz. Evet. Erkek kullanıyor bunu. Kadın kullanınca ani rotsa lagur. Evet. Rotsa kadınlığı belirtiyor, kadın konuşuyor diye. Lagur değişmez. Değişmediği gibi burada da yağmur gara aliyat gamze, yağmur gara karof le gamze, yağmur krova le gamze. Yani yağmurun dişiliğini krovada belirtiyorum o zaman. Yok diye. Başka fiil. O zaman hocam şöyle, bu tüm cümlelerde böyle değil mi? Evet, evet. Yağmur. Hani bir dakika bak, en bildiğiniz bir kelime. Ani margishtov. Evet. Yağmur ne diyorsun? Ani margishatov. Ani margishat duyduğu zaman bir kız sesidir o. Hani kızdır margisha. Bayan, yani kız bayanı, telefondan şey yapmayın, karıştırmayın. Hani dişi konuşuyor diye margisha tof. Sana yakın hissediyorum derken nasıl? Bana sana, bir dakika. Otaydı, öğrenmiştik ödevde. Bana sana ona çekimleri var ki kaytardın. Bana seni ona. Yağmur krova le gamze. Yağmur margisha. Margisha kro karo. Margisha o... Karov le Gamze. Gamze'yi kaldırırsam Aleya. Çekimleri hocam yok. Onları yapmadık galiba. Yapayım, tamam. Orice isim kullanıyorum. Olmayınca isim. Hocam burada ben bir şey sormak istiyorum ama şimdi bu Krov Karov. Şeli bu Karov. Ha, bu Karov Şeli derken orada L kullanmıyor muyuz? Karov Şeli. Bu Karov Şeli. Yani, bana olunca Şeli'de L de var, her şey var. Şeli bana yakın, belirtiyorum Şeli. Yani L Şeli diyor muyuz orada hocam? Bak şimdi yağmur Karov, yağmur Krova Şela. Krova Şela onun yakını. Ama Gara deyince ikamet ediyor yakın Gamze'ye. Gamze'nin yakınıdır demiyorum.
Şimdi o bana yakındır derken hocam, o bana yakın yani mesafe olarak kastettim ben. Hi gara, o zaman gara'yı koyuyorsun. Hi gara karo, kro, hi gara karof alay. Bana peki, yakın oturuyor. Yok ve bir sınıfta oturuyor ve hi yoşevet, hi yoşevet karof ya Ahmet. Bana yakın mesafede. Ha le deme, le. Le mesafe Ahmet'e yakın oturuyor. İşte, Ahmet'e. Ha burada şeyli kullanmıyoruz o zaman. Ahmet'in, bak şimdi Ahmet'in dersem Ahmet'e yakında oturuyor. Şel Ahmet olur. Şel olur o zaman. Ha, orada L kullanıyor muyuz? Onu demek istedim. Yok. Le Şel Ahmet olmuyor değil mi? Ki ben anlatamadım hocam herhalde. Şey Şel takılarında L'yi söylüyor muyuz diyor. Evet. O zaman alay oluyor. Evet, benim senin onlarda. Şel'de L yoktur. Ha, onu evet. onu kastetmiştim. Özel Şelde isimleri yok. Kullanırken Şel'de Şel Moiz diye mi belirtiyorsun? L'ye gerek yok. Şel olmayınca hareket oluyor. Karıştıysa bir daha izah edelim. Hani anlayın istiyorum. Benim söylemek istediğim şey başka şeydi de o karıştı herhalde. Peki cümle olarak söyle Ahmet. Cümle söyle. Şöyle demek istedim hocam. Ben mesela ona yakın oturuyorum. Sınıfta ona yakın oturuyorum derken. Ani hani Yoşev. Ona der, ani. Ani Yoşev. Ani Yoşev. Karov. 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 Le. Şel. Şel yok. Le Şelo diyemiyor muyum ona? Şel yok. Şel yok. Le Hu. Şel onun. Ama Şel'de şey var. Sahiplenmek var. Otururken sahiplenmiyorsun. Ahmet'in yakınında oturuyorum desem. Karov ve Ahmet. Ha o kadar. Tamam hocam oldu. O farklı bir şey. Ya da Ani tamam. Ani Yoşev Aliyat Ahmet. Evet. Aleyha yok ondan hocam. Onlar işte çekimler eksik. Daha çekimleri istemedik onun için. Tamam hocam. Şey, ondan. Çünkü hepsini vermek istiyorum ama hepsi birden hani çorba olur. Hani, kullana tabii, kullana tabii. Gidiyorum. Tabii tabii hocam zamanla. Gamze kafam daldı gene. Toparlayamadın galiba. Şey düşündüm. Yoşev'i de öğrenmişler dedim de. Dişisi Yoşevet mi? Yoşevet. Evet. Evet. Yoşvim Yoşvot. Yoşvim Yoşvot. Yoşvim Yoşvot. Urut bana söyleyeyim. Gamze senin bir test falan yapacağın yok değil mi? Ne yapacağım? Tezmez yok değil mi senin yapacağın? Ders tez. Tez. Bitirme tezi. Bitirme tezi. Tezi. Tez mi? Tezi yazdım hocam. Yok. Abi. Aklıma takıl da geçen gün ondan. Yok. Tezim bitti. Mi ele? Ele hakrovim şeli. Hele hakrovim şeli. Krovim çoğulu. Krovim şeli. Burada şel var. Sahipleniyorum. Benim yakınlarım çünkü. Buradaki krovim daha çok akraba tarzında. Akraba oluyor. Bu benim akrabamdır, yakınımdır. Krovim şeli. Yani şahanim değil, krovim oluyor. Ha, tamam, şimdi oldu. Şahen olsun komşu olur. Ken. Hoca böyle okuma parçaları var ki daha rahat anlaşılsın diye. Ve Avustralya? Ken. Avustralya mı? Evet. Ze David. Ze David. Ha ahşeli. Ha ahşeli. Erkek kardeşim. Kardeşim. Benim erkek kardeşim. Evet. Ve zot Ruth. Ha isha Şel David. David'in eşi. Ha bişin eşi. Eşi demek için işi alın. İşa kadın demek ya. İş anlamına kadın. Da geliyor değil mi hocam? İşa kadın demektir. Benim kadınım olursa karım oluyor. İşa kadın. Ahmet ise Ahmet'in karısı oluyor. Hani satın almış gibi hani İşa Şelo. Hani sahiplenmek oluyor kadını. O cümleyi bir daha okuyabilir misiniz hocam? İşa'nın geçtiği son cümleyi. Zaten. Ha İşa. Bak İşa derken de ha koyuyor. Hani ha. Evet ha var. Evet ondan dedim. Ha var. Ha İşa. Ha İşa Şel Ahmet. Tamam.
Hocam bu işte işte öyle oluyor mu? Yani tamam. Onun karısı derken. İşte o. İşte o değil mi hocam? İşte o. Evet. Üçüncü evet. Şahıs işte o. İşte o işte. Anlaşıldı mı? Ha işte şelo. Hep takıllarla böyle. Zeyosi. Si? Yosi. Yosi. Zeyusuf. Zeyusuf. Haben. Şelrut. Ve David. Haben. Şelrut. Ve David. Haben. Ben neydi? Ben neydi? Evlat. Oğlu. 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 İbranice'deki ben. Karısının oğlu. Evlat. Rut'un oğlu. Evlat mı? Rut'un oğlu. Evet, oğlan. Ben erkek çocuk ama değil mi? Erkek. Ben oğlan. Erkek evet. Erkek mi? Evet. Evet. Tekrarlıyorum. Tekrarlıyorum bir de. Ve zot, zot, ora. Türkçe isim kullanayım da karışmasın. Ve zot gamze. Ha ahot şel tuhan. Tuhan'ın kız kardeşi. Tuhan'ın kız kardeşi. האח והאחות יפים מאוד. יפים מאוד. יפים מאוד. Çok güzel. Çok güzeller. Çok güzeller. Yafim, çok güzeller. Meo. Ve ele, ve ele, ele neydi? Çoğul. Evet, bunlar. Bunlar. Saba ve Safta. Evet, Saba ve Safta. Büyük baba. Saba evet. Büyük baba. Saba Nini. Büyük baba. Safta. Safta Veylendir. Bet'le yazılır. Samsun, evet. Ankara, Van. Trabzon, Ankara. Ne hocam oluyor? Büyük anne. Büyük anne. Büyük anne. Ama sokak dilinde hep Safta diyorlar. Evet. Saba dede miydi? Evet. Dede Safta ve hakikisi Federler. Şel, Yusuf ve Ora. Saba ordu değil mi? Nasıl? Ordu. Ordu? Safta. Sava değil, Safta. 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 Senin dediğin Saba'ydı galiba. Onu öğrenmiştim. Saba dede, büyük baba. Dede büyük fark, büyük baba farkı yok bizde. Ordu neydi? Sava mıydı? Saba. Özge'nin dediğini. Saba. Sava ordu. Tamam. Saba Moşe ve Safta Mina. Mişpat Mişmaha Nehmada. Nehmat. Torun muydu hocam? Bunu bir türlü bulamıyorum çünkü. Eğer mi? Komilfe. Komilfe ne demir? İzzet, komilfe. Komilfo. Komilfo. O demek. He? Türkçe. Komilfo. Komilfo. Düzgün değil. Mesela oturaklı, anlayışlı, kibar, güzel. Dört dörtlük bir insan. Komilfe derler Fransızca. Düzgün olabilir. Düzgün aile değil de. Beyefendi. Yok. Bunların hepsini beraber kapsıyor bu Nehmat. Azerbaycan'da ne diyorlar? Yakşı diyorlar. Yakşı. Yakşı. Mişbaha yakşı. Yakşı tov. Hayır. Mişbaha yakşı. Ama yakşı meot. Çok yakşı. Çok yakşı. Evet, bu şimdi karışık biraz ama karışıklığın birinci nedeni isimleri bilmediğiniz bir. Evet. Şimdi bunu çekimleri karıştırıyoruz. Şimdi bunu iyicene öğrenebilmek için tavsiyem benim budur. Anne baba adınız, büyük anne büyük baba adınız, bir de birinci derece kuzen, kardeş isimlerini tablo gibi yapın kendinize. Yazın. Bu benim ailemdir. Bu benim babam Ahmet, annem Ayşe'dir. Bu Tuhan,
Bu Tuğhan benim küçük kardeşimdir. Bu Gamze benim büyük ablamdır. Bu Claudia halamın kızı. Halamın kızıdır. Bat Şeladoda. Bu şunundur diye böyle bir yaparsanız bir alışma olur size. Gerçek isim kullanırsanız kendinize, gerçek isimleri neyin hala, neyin amca, neyin teyze kız olduğu da akla daha iyi girer. Hala bizde yoktur, Doda vardır. Kuzen ne oluyor hocam? He? Kuzen? Kuzeni evet. Doda kızı ya da Dot çocuğu. Aa. Ben Doda ya da Bat evet, Doda. Doda. Ben Doda, ben Dot. Kuzen oluyor. Direkt kuzen ismi yok bizde. Bizde ne var? Amca çocuğu. Yeğen de yok o zaman. Var yeğen. Yeğen var. Yeğen. Var herhalde. Yeğen öyle direkt yeğen yok. Ahiyan. 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 Evet. Evet. Yazdım ben bunu. Ahiyanot mu kız olan? Evet. Ahiyanot. Yeğen dedik değil mi buna? Evet. Şeylerin hocam çoğulları. Ahiyanim. Ahiyanot. Şeyle aynı oldu ama hocam. Eleonora nasıl yazıyorsunuz onu? Ahiyan, ahiyanit. Ahiyanit. Evet. Ben böyle yazdım. Ahiyanot. Evet. Ahiyanet olması gerekmiyor mu? Ahiyaniyot olur mu hocam? Ahaniyot, tabii çoğulu o. Ahaniyot. Bir de Nehet, Nehta'yı öğrenmiştik. Ayşe Nehet, hocayla. Torun. Evet. O torun. Nehta, torun, kız torun. Nehtim çoğulu değil mi hocam? Nehtim, Nehtot. Yok. Nehadim, Nehadot. Nehadim. Nehaddim, nehaddot. Bir de sakat kelimesi vardır. Bunlara çok yakın kelimedir. Kafanızı karıştırmayacağım. Sakat. Yanlış olarak telaffuz. Aman Allah'ım. Nehet, nehet torun. D harfi çıkarsa sakat oluyor. Nehet. Nehet torun. O yeri gelince yaparız onu ki şimdi bir, bunlar bir yerleşsin kafanıza. Hocam abla abanın farkı ne? Av, aba, em, ima. Aba, baba demek. Av, evet. Saklıkmış hali. Aynen öyle. Her ikisi kullanılabilir değil mi hocam? İlk başlarda bulduydum onları. Hu avşeli. Avşeli benim babam. Yani Avraham'dan geliyor aslında. O da abi derler. Abi. Abi, evet. Abi ne demek hocam anlayamadım. Pardon. Benim babam. Benim babam. Abi. Abi derken baba derken babaya abi mi diyorsunuz hocam? Abi. Abi çağırırsan babacığım demek. He, anne abi. Ne oluyor hocam benim annem? İmi. İmi. Hitapta değil mi hocam bu? Doğrudan kendisine yani İmi anne diye evet. Çağırdığınız zaman İmi mi diyorsunuz? İmi diyebilirsin. Daha çok İma diye çağırırlar. Evet. Ama deneyim ki ben Ahmet diyorsun ki sen bana Moiz bu kim? Zot imi diyorum. Yani bu benim Zot annem. Zot ima şeli. Kısaltılmışı imi. Z avi. Z aba şeli. Beto ne demek hocam? Beto. Beto içinde, onun içinde. Be içinde bir tane demek. Şey görmüştüm de Abibeto diye bir isim. O özel isim. Özel isim. O da biraz şey yazar. Karışık yazar biraz. Hoş yazmaz. Bir ara takip ediyordum da Twitter'dan. O biraz şey yapar. Dili keskindir onun. Yap. Tanıyorum onu. Türkçe İbranice dersi mi veriyor? Yok alakası İnternette yok. İnternette takip ediyordum da İsrail'le ilgili paylaşımlar yapıyordum. Hani o biraz şeydir. Sağcı mı derler, solcu mu derler şeydir. Hmm. Milliyetçi gibi. Çok farklıdır. Hocam yine seçimler mi sizde?
Seçimler bitmiyor ki. Ben bir taraftarıyım. Nüfus az herhalde hocam. Seçim çok oluyor herhalde. Kayıttayız. Seçim yok. Konuşmak yok. 51. sayfada kaldık. Hatırlayayım. Bir. Tamam. 51. Ödev olarak vermek istemiyorum. Yaptığımız ödevleri 50'ye kadar olan bir kere bir gözden tekrar lütfen geçirin. Olur. Ondan sonra bir ailenizi yazmaya gayret edin. Bu benim annemdir, bu benim babamdır, bu benim kız kardeşimdir, bu onun karısıdır gibi gayret edin. Yanlış olacak mı olacak ama başka türlü öğrenemeyiz. Adım adım gideceğiz. Ödev yazmayayım mı hocam? Mektup da yazalım değil mi hocam? Evet, mektup yazacağız tabii. Ödevi şey yapacağız, Yağmur. Test gibi yapacağız. Bu tamam. Mesela bu kalemdir, bu şeydir. Zemizot bu diye gideceğiz onlar. Öyle bir şey hazırlayalım. Tamam, çabuk hocam. Şişirsinler. Bunlara yer kalsın. Hafızaya girsin güzelce ne? Örsen Bey biliyor. Belki ben yaparım dersi. Bilmiyorum da. Durumlar bu ara biraz şeyimiz çok. Şeyi kapatıyorum.